Tamam Naciye Hanım. Tamam. Yoldayken sekreterim aradı. O işçi ölmüş. Naciye Hanım az önce söyledi. İki işçi daha kaldırmışlar hastaneye. Ya başkan, duymadığım iyi bir haberin var mı? Maalesef yok. Şehirde hava giderek gerginleşiyor. Çözüm başkan, çözüm. Çözüm, varsa aklında bir çözüm söyle. Ya ben daha 3 gün önce o çadırlara gittim. Dil döktüm onlara, anlatmaya çalıştım. Neredeyse yalvardım ya. Ne yapayım başkan? Ne yapayım? Ne diyeyim? Tamam kardeşim. Gidin yıkın çadırları. Gidin, gidin iş yapın, işbaşı yapın. Asgari ücret ve sigorta. Mesut Bahtiyar yaşayın. Başkaları da ölmeye devam etsin. Bunu mu diyeyim insanlara başkan? Bir laf vardır efendim. Ölümlerden ölüm beğen. Heh. Bizim için söylenmiş sanki. Sayın Valim, başkanım. Ölen işçinin yakınları hastanenin bahçesinde birikmeye başlamış. Diğer hasta yakınları da. Söylendiğine göre tansiyon yüksek. Kalabalık yürüyüşe geçebilir. Hastaneyle konuştum, polis takviye isteyecekti. Ben hastaneye gidiyorum. Sayın valim, efendim, lütfen. Efendim. Bakın, lütfen. Veysel, emniyet müdürünü ara. Hiç kimse, ama hiç kimse işgüzarlık edip o insanlara karşı zor kullanmaya kalkmasın. Yakarım Veysel. Fena yakarım. Emniyet müdürünü yoldan ararım. Sizinle geliyorum. Efendim, hiç değilse yanınıza takviye olarak birkaç koruma daha. Görüşürüz başkan. Bu sulama projesinden asla vazgeçmeyeceğiz Veysel. Ben dağdayken düşündüm. Dünya Bankası çekip gittiğine göre ne yapabiliriz? Daha 1-2 sene öncesine kadar Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın fonları vardı. Efendim? Fon deyip geçme Veysel. Bayağı ciddi rakamlar bunlar. Efendim, daha acil bir sorunumuz var. Neymiş o sorun? Siz yokken bir haber aldık. Bir dakika. Efendim? Oo, bağla Naciye Hanım, bağla. Ankara'dan arıyorlar Veysel, senin adam. Müfettiş Adil Güvener. Adil! Ne haber ya? Hayırdır? Hızını alamadın, bir daha mı teftişe geleceksin ya? Anlamadım. Adil, ne kararnamesi ya? Tamam Adil. Tamam. Haber verdiğin için sağ ol. Senin önemli dediğin haber bu muydu Veysel? Ben Adnan Bey'i aradım. Niye ya? Sayın Bakan ne de olsa yakın arkadaşınız. Yurt dışındaymış. Haftaya gelecek. Belki o bir şeyler yapar diye. Yapamaz Veysel, yapamaz. Olsa da yapamaz. Kararnameyi önce başbakan imzalamış. Bu ne demek Veysel? Ne demek bu? Sesinizi çıkarmayın. Basın şunun altına imzayı demek. Ya Veysel, bu kadar da açık söylenmez ya. Bak sana hiç uymuyor. Özür dilerim efendim.
Adnan Bey'i aramayacak mısınız? Yapamam Veysel. Yapamam. Kısmet. Kısmet bu kadarmış. Kısmet. Ya gitmek mesele değil. Merkeze alınmak da. Zor gelen bunların bittiğini görememek Veysel. Neyse. Olur ya. Olur bunları Veysel. Yorulmuştum zaten. Belki de biraz dinleneyim diye alıyorlar beni merkeze. Dinleneyim diye alıyorlar. Olamaz mı Veysel? Hiç sanmıyorum efendim. Ya Veysel. Sen de bugün fazla açık sözlüsün be. Sizi yalnız bırakmamı ister misiniz efendim? Veysel. Bu durumdan kimsenin haberi olmasın. Başüstüne efendim. Kendini bir düşünceye ait hissetmek ne demektir iyi bilirim arkadaşlar. O düşünce uğruna mücadele etmek ne demektir onu da iyi bilirim arkadaşlar. İnsanların alın terleri, gelecekleri uğruna çoluk çocukları için kendi hayatlarını tıpkı sizler gibi gözden çıkarmanın bir tür kahramanlık olduğunu da bilirim. Ve de ben böyle bir mücadele karşısında saygıyla eğilirim. Ama... eğer o mücadele haklıysa, adaletten ve doğruluktan yanaysa, kendi çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen insanlar tarafından sömürülmüyorsa. Burada kimse kimseyi sömürmüyor Vali Bey. Bırak Şamil Bey ya, bırak. Bu insanları sen sömürüyorsun. Onların acılarından besleniyorsun sen. Bu doğru değil. O arıtma tesisini fabrikana niye yapmadığını açıklasana. Cebinden bir iki milyon dolar daha fazla çıkacak diye. Bu insanlar bu çadırlarda sürünüyor ya. Valilikle, belediyeyle protokol yapmadın mı sen? Ama sen yine gittin bu attıklarını kara suya boşalttın. 4 insan öldü Şamil Bey. 4! O işte hiçbir suçum yok. Birkaç adam talimat dışında hareket etti diye yüzlerce insan aileleriyle birlikte sefarete mahkum edilemez. Şamil Bey... İnsanlar öldü diyorum sana. İnsanlar. O kadar basit değil. Ama sizler diyorsanız ki zararı yok. Başkaları ölmeye devam edebilir. Yeter ki biz işimizden olmayalım. O başka. Tamam. Suçlayın. Protesto edin. Hakkınızı arayın. Ama aynı zamanda düşünün. Düşünün ve sorun kendinize. Bu aynı Nasrettin Hoca fıkrasındaki gibi. Ya o kardeşim. Hırsızın hiçbir kabahati yok ya. Arkadaşlar. Bir arkadaşınız hastaneye kaldırıldı. Umarım şifa bulur. Sağlığına kavuşur. Dostlar, kardeşler. Hadi. Gelin bir iyilik yapın kendinize. Kendinize ve bütün sevdiklerinize bir iyilik yapın. Bu açlık grevini bitirin. Grevi bitirirsek fabrikamız açılacak mı Vali Bey? Hayır. Patronunuz Şamil Doğankaya verdiği sözü tutmamayı marifet saydıkça, attığı imzayı inkar ettikçe bu fabrika açılmayacak arkadaşlar. Bu böylece birine. Vali istifa! Vali istifa! Vali istifa! Vali istifa! Sakın İsmail, bırak bağırsınlar. Onların bir suçu yok. Vali istifa! Vali istifa! Vali istifa! Vali!
Efendim Veysel. Tekin kurtuldu efendim. Veysel, bağır biraz. Burası gürültülü, duyulmuyor. Tekin kurtuldu efendim, kurtarıldı. Yolda geliyor. Tamam Veysel, ben de geliyorum. Şantiye İsmail. Açın yolu. Arkadaşlar lütfen işimizi yapmamıza izin verin. Lütfen. Şu an değil arkadaşlar. Zorluk çıkarmayın. Açılır mısınız? Arkadaşlar lütfen arkadaşlar yeter. Lütfen açılır mısınız? Lütfen arkadaşlar. Lütfen. Ömür boyu ihanet diye bir şey yok Ali Maruf. Bütün hainlerin bir sonu var. Aynen senin gibi. Buyurun Ali Bey. Buyurun. Hadi arkadaşlar bu tarafa gel. Bir açıklama yapacaksın. Tamam arkadaşlar. Boşaltın burayı tamam. Evet boşaltın. Hadi arkadaşlar. Tamam arkadaşım tamam. Tamam arkadaşım tamam. Güvenlik güçlerimizi gösterdikleri üstün çabadan dolayı kutluyorum. Tabii ki sevindirici bir gelişme. Ancak bu sabah toprağa verdiğimiz Levent müdürü düşündükçe burada olup bu ana bizimle tanıklık etmek fazlasıyla haklıydı onun. Gerçi eminim müdürüm bir yerlerden bizi görüyordur. Evet teşekkür ederiz arkadaşlar. Tamam arkadaşlar tamam. Yeterli tamam geçemezsiniz. Bu kadar artık. Tamam hadi. Arkadaşlar lütfen. Lütfen. Namussuza bak. Sanki evinin salonu. Selam beyler, selam. Yüzbaşı. Sayın valim. Hoş geldin sayın valim. Namık bey. Kutlarım. Sağ olun. Ellerine sağlık yüzbaşı ya. Yüreğimiz efendim. Ne yapıyor bu pejmurde kılıklı herif? Ne haber Ali Maruf? Nasılsın görüşmeyeli? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Ne oldu? Niye baktın hayretli öyle? Açıkçası daha sert bir başlangıç bekliyordum. Duygulandım. Aman be Ali Maruf. Ne olacak sertleşeceksin de? Ölümlü dünya değil mi sonunda? Bak bizim Levent müdüre. Ya. Aslan gibi adam. Dün vardı. Sonra bir pusu. Bugün yok. Öyle değil mi lan? Namık Bey, tamam. Öyle değil mi? Sakin olun başkomiserim, lütfen. Öyle değil mi? Başkomiserim. Başkomiserim. Başkomiserim, tamam. Sakin bırakın tamam. Lan beni. Tamam başkomiserim. Bırakın. Sakin. Bırakın lan beni. Tamam. Bırakın. Bırakın beni. Sakin bırakın beni. Sakin olun. Tamam. Yapmayın. 5 dakika verin. Sakin olun başkomiserim. Levent müdürüm için 5 dakika verin bana. Tamam, sakin yeter. Olun. Tamam. Yeter. Levent lütfen. Müdürüm sakin için. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Tamam sakin. Bırakın. Bırakın. İyi misin? Ha? İyiyim ben. Tamam. Özür dilerim müdürüm. Siz girin. Baş üstüne. Şimdi baştan başlayalım. Başlanacak bir şey yok. Bak, fazla zorlama istersen ha? Avukat istiyorum. Bu saatte mi? Avukatım gelene kadar susma hakkımı kullanıyorum müdür bey. Yarından önce avukat... Hiç mühim değil. Beklerim. Götürüp tıkın şunu nezarete. Sayın valim, bir kahve içer misiniz? Kahve? Yok yüzbaşı, ben şu Zafer'e bir bakayım. Buyurun.
Yüzbaşım. Sağ ol. Kahve getirdim. Yalnız bırak beni. Başkomiserim? Dediğimi yap. Laftan anlama... Anlamam kardeşim, anlamam. Efendim? Kes sesini. Özür diliyorum. Hayır, dileme kardeşim, dileme ya. Otur yerine. Otur ya. Şimdi bana bak başkomiser. Yüzüme bak ya, yüzüme, yüzüme. Öfkene hak veririm. Acına hak veririm. İçinden geçen ne varsa hepsine hak veririm. Ama bir tek şeye hak vermem Zafer. Cebinde polis rozetiyle şahsi intikam peşinde koşmana. Yok illa koşacağım dersen, o apoleti omuzundan kendi ellerimle sökerim. Anladın mı? Sayın valim, ben... Gözümün önünden gitmiyor. Hiçbirimizin gözünün önünden gitmiyor. Hiçbir zamanda gitmeyecek Zafer. Marifet, buna rağmen dimdik ayakta durabilmek Zafer. Bozulmadan durmak. Ahlakını kaybetmeden. Zafer, yoksa bir bozulmaya başladın mı? Bugün Levent müdürü kaybettiğin için zıvanadan çıkarsın, yarın başka bir şey için. Her zaman bir bahanen olur. Sonra bir bakarsın, geriye bir şey kalmamış senden. Polisliğin neye tahammülü yoktur, hiç düşündün mü Zafer? Serseriliğe. Sen serseri değilsin. Sen Levent müdürün çırağısın. Serserilik senin mayanda yok. Şimdi otur, efendi gibi kahveni iç. Benim de asabımı bozma. İç ya kahveni, içsene kardeşim, iç iç. Buyurun. Fulli, sonra da kenara çek bir zahmet. Ben bir şeyler yiyeceğim. Tamam abi. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Herkesin bildiği şeyleri tekrarlamak istemem. Burada oturup devleti yeniden tarifleyecek halim de yok. Ancak şu bir gerçek ki, meclisten kanun çıkarmakla, yönetmelik yayınlamakla devlet olunmuyor arkadaşlar. İlkokula gittiğim yıllarda bize öğretilen bir şarkı vardı, hatırlarsınız. Orada bir köy var uzakta. Gitmesek de, görmesek de o köy bizim köyümüzdür. Güzel bir şarkıydı. Söylerken tüylerimiz ürperirdi. Bilmiyorum, belki hala öğretiliyor o şarkı. Sözleri Ahmet Kutsi Tecer'e ait. Hayır, üstadın anısına saygısızlık etmek istemem ama... Elimden gelse ben bugün şu dakika o şarkıyı yasaklarım arkadaşlar. Başpınar katliamının dumanı hala tütmekte. Kaybettiğimiz canlara ağıtlar yaktık. Kıyımı yapanları lanetledik. Ama gerçek şu ki Başpınar bize hala çok uzakta. Başpınar ve daha bir sürü köy benim haritama dahil. Kırık dökük bir sal ya da ne bileyim bir motorla, onu da ancak karasu izin verirse gidebiliyorum o köylere. Ben şu an burada gidemediğim yerlerin valisi olarak sizin karşınızda konuşmanın utancı içindeyim arkadaşlar. O yüzden de devletin en yüce makamlarına kadar huzurlarınızda bir kez daha dile getirmek istiyorum ki gidemediğimiz yer bizim değildir. Biz gitmeyince de o yerler kimlere kalıyor? Kamuoyu bunu görüyor zaten. Acısını da her gün yaşıyor. Teşekkür ederim. Sayın seyirciler, Erzincan Valisi Faruk Yazıcı'nın basın açıklamasını izlediniz. Sayın valim, gazeteciler ve birkaç televizyon görüşme talep ediyorlar. Acaba özel Demirciler bir röportaj... Demirciler Köy Veysel. İstifa!
vali, istifa, vali, istifa, vali, istifa. Arkadaşlar bir grup geliyor. Kapıyı kapatın. Kapıyı kapat. Aklımız söke söke alırız fabrika. Dağılın arkadaşlar. Söke, arkadaşlar dağılın. Yoksa biz burada etmek zorunda kalacağız. İleri gelemezsiniz. Durun arkadaşlar. Durun dağılın. Dağılın biz burada etmek zorunda kalacağız. Dağılın geri çekin. Dağılın arkadaşlar geri çekin. Arkadaşlar dağılmak zorunda kalacağız. Arkadaşlar dağılın. Eh be Tuncay, eh be Tuncay. Yok bir şey, bana bir şey olmaz. Ya kardeşim, ne bulaşırsın o adamlara? Ne işin var senin onlarla ya? İyi misin? Anlamıyor. Hiçbiri anlamıyor. Bu insanlar bizi anlamıyor. Şamil Doğankaya manyezit fabrikasının ruhsatı için belediyeye başvurdu sayın valim. Bu da Sanayi Ticaret Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru. Fabrikanın ciddi bir sorunu var efendim. Nedir? Arıtma tesisi yok. Devam et başkan. Fabrikanın atıklarını arıtma tesisi yok. Arıtma tesisi pahalı. Hı hı. Yaklaşık 3-4 milyon dolarlık bir yatırım. Şamil için bu ciddi bir rakam sayılmaz başkan. Açgözlülükte sınır yoktur sayın valim. Hı. Haklısın başkan. Daha kötüsü bu atıkların nereye gideceği. Gideceği yer belli başkan. Karasu. Bu atıkların neyi tehdit ettiğini ikimiz de iyi biliyoruz sayın valim. Karasu Havzası sulama projesi. Bölgenin toprakları, insanların sağlığı, çiftçilerin gerçek umudu. Her ne kadar henüz kendileri farkında olmasalar da. Tamamen aynı görüşteyim efendim. Başkan, biz bu köprüyü Karasu'ya niye dikiyoruz? Suyu zehir olup akacaksa biz niye dikiyoruz? Ha azmış canlar almış, ha insanlar zehirlenmiş, hayvanları zehirlenmiş, topraklarında ot bitmemiş. İnsanlar öyle de ölür başkan, aha işte böyle de ölür. Bu manyezit fabrikasının müracaatı. İncelemiştim efendim, arıtma tesisi. Tesis devreye girmeden o fabrika açılamaz Veysel. Şamil Doğankaya'nın içine fena oturacak. Oturursa otursun Veysel. Şamil umurumda değil benim. Benim derdim o fabrikaya umut bağlayan insanlar. Hı hı. Şimdiden yüzlerce işçi yazılmış. Asıl onların için oturacak ama Veysel... Yapamam. O insanlara bu kötülüğü yapamam Veysel. Hayrola? Birden aklıma geldi de sayın valim. Bu fabrikanın açılışına hangi bakan gelecekti acaba? Ya. Ya adamcağızı kim bilir? Kaç oy denettik Veysel? Ayıp bize ya. Ayıp. Gülme Veysel, çok ayıp.